Ödem ve ödem türlerinden başlayalım. Evet, ödem. Maalesef birçok ödem türü var. Mesela böbrek zafiyeti olursa, böbrekler kanı temizleyemez, süzemez, arıtamazsa yavaş yavaş ödem problemi ortaya çıkar. Bazı insanlar herhangi bir ameliyattan sonra, kalp damar ameliyatı, safra kesesi ameliyatı veya başka ameliyattan sonra kanda dolaşan pıhtı böbreklerdeki nefron dediğimiz süzgeç hücreleri tıkarsa kişi artık idrarını yapamaz hale gelir. Vücudu sıvı toplar toplar balon gibi şişer. Bunun tedavisi mümkündür. Çok kolaydır. Huş forte diye çok güzel bir formül geliştirdik bunun için. Altın başak otu, huş yaprağı, ekstraktı vesaire. Ödemin bir başka sebebi kalp damar zafiyeti. Damarlarda sızma oluyorsa iç organlara, yani damarlarda zafiyet oluşmuşsa damarlar toplamış olduğu sıvının bir kısmını kaçırıyorsa vücutta ödem oluşmaya başlar. Buna karşı ne yapılabilir? Damarları güçlendirmek için alıç, ohlotu biberiye, at kestanesi gibi 19 çeşit bitkinin ekstresinden oluşan alıç forte. Kullandığı zaman damarları güçlendirir, çok kısa sürede kişiyi sağlığına kavuşturur. Bir diğer ödem türü ise bacaklarda oluşan ödem. Yani bunun da birkaç türü var. Mesela damar zafiyetinden dolayı oluşan ödemler, bir de lenf sisteminin zafiyetinden oluşan ödem. Tek bir bacakta veya iki bacakta oluşan ödem veya kolda, sağ kolda veya sol kolda oluşabilen ödemler lenf zafiyetinden nedeni ortaya çıkıyorsa buna yoğurt otu forte diye çok güzel bir formülümüz var. Bir de anjiyoödem nedeniyle oluşan ödem söz konusu. Anjiyoödem, yani alerji nedeniyle. Bazı kurdeşen hastalarında anjiyoödem dediğimiz alerjik ödem ortaya çıkar. Anjiyoödem olan şahsın bazılarında dudağı böyle şişer, balon gibi sarkar. Bazılarının göz kapağı balon gibi şişer, yüzünü kapatacak hale gelir böyle. Bazılarının boğazı şişer, aniden hemen tedavi edilmezse nefes alamaz, Allah korusun. Anjiyoödem çok tehlikelidir. Eğer boğazda bir şişme olursa boğazı tıkar, nefes almasını önler, ölüme bile sebep olabilir. Çok tehlikeli. Anjiyoödem olan kişilerin yanlarında mutlak suretle buna karşı ilaç bulundurması gerekir. Anjiyoödemi tetikleyen iki sebep vardır. Bir, midede gastrit ülser varsa bunun tedavi edilmesi gerekir. Bunun için çok güzel bir formülümüz var, tonik. Fakat %80 bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanır. Bunun içinse aloe vera. Yani rahatsızlığı bilinirse sebebi, ödemi sebebi nedir? Kalp damar mı? Böbrekler mi? Lenf sistemi mi? Alerji mi? Bilinirse bunun sebebi, tedavisi mümkün. Bir de şöyle bir durum var. İnsanlar maalesef ne yapıyor? Tuz kullanıyor. Her şeyde, her yerde kullanıyoruz. Tuz, 50 yıl öncesine kadar tuz, sofra tuzu diye bir tuz yoktu. Ne tuzu vardı? Kaya tuzu, göl tuzu, deniz tuzu vesaire. Doğal tuz vardı. Rahmetli babam tuz getirirdi. Tuz değirmeni vardı, öğütürdü. Hayvanlar için renkli tuz, bizim insanlar için beyaz parlak tuz kullandırdı. Fakat sonra modernleştik. Hamdolsun, ne oldu? Modernleşmek, sanayileşmek, endüstri birçok tehlikeyi de bir arada getiriyor. Ne oldu? Mineralleri ayrıştırdılar, kimya sanayinde kullandılar. Geriye sodyum kaldı. Sodyum parlatmak için alüminyum oksit, alüminyum silikat ve titan oksit gibi toksik maddeler katıldı. Parlatıcı, renk verici, beyazlatıcı. Bu sofra tuzu böylece, evet, bir kilosunda az miktarda birkaç gram var ama çok çok tehlikeli olduğu için vücut bunu depoluyor. Titan oksit, alüminyum silikat nereye gidiyor? Lenf sistemine, sinir sistemine, beyne. Sofra tuzu bu nedenle tehlikelidir. Damar sertliğine sebep olur. Bir, asidoza sebep olur. İki, ödeme sebep olur. Üç. Şimdi şu gördüğünüz tuz ne tuzudur? Himalaya tuzu, kaya tuzu. 300 milyon yılda oluşmuş bir tuzdur. 300 milyon. Evet. Tadı nasıl? Bakalım.
Güzel bir tadı var. Bu tuz diğer tuzdan farklı. Neden farklı? Himalaya tuzu 84 çeşit mineral içerir. Bir insan vücudunun ihtiyacı olan bütün mineraller var. Mükemmel. Dört dörtlük bir tuz. İnsan vücudunun ihtiyacı olan bütün mineraller var. Bu birinci kalite tuz. Bir de bunun renkli pembe olanı var. İkinci kalite banyo tuzu olarak kullanılır. Şimdi bu neden kristal? Bir de mat olanı var. Mat olanı banyo sabunu olarak kullanılır veya mumluk olarak kullanılır. Bu kristal şeklindeki tuzun kristal şeklini almasının sebebi denizlerin aniden kuruması ve büyük bir basınçla sıkışmasıyla tuz ortaya çıkıyor, kristalleşiyor. Bu şuna benzer. Kömür büyük bir basınçla sıkışırsa binlerce ton ağırlıkla elmas ortaya çıkar. Elmasla kömür nedir? İkisi de karbondan meydana gelir. İkisinin de ham maddesi karbon. Elmas, yani kömürün bir kısmı tonlarca ağırlıkla sıkışarak elmas oluşuyor. Diğer, yani kimyasal yapısı aynı, fiziksel yapısı değişiyor. Küp şeklini alıyor içindeki bağ dokusu. Kömürde ise böyle bir yapı olmadığı, dağınık olduğu için kömür şeklinde kalıyor. Bu kristal tuz da sadece 84 çeşit mineral içermiyor Himalaya tuzu. Aynı zamanda güneş enerjisini de absorbe ediyor, içinde saklıyor. Aynı zamanda enerji depoluyor. Yani 84 çeşit mineral artı enerji deposu. Himalaya tuzu. İşte efendim deniyor ki 200 gram, 1 gram tuz fazla kullanırsanız yemekte, sofrada ortalama insanlar 4-5 miligram gram tuz kullanıyor. 1 gram fazla tuz 200 mililitre yani bir bardak dolusu suyu kendine çeker. Ne kadar tuz o kadar ödem oluşur. Doğru. Sofra tuzu böyle. Tehlikeli. Sofra tuzu damar sertliğine sebep olur. Kalp damar rahatsızlığını tetikler. Bir. Ödeme sebep olur. Vücudun böbreklere, karaciğere ve organların hepsine zarar verir. İki. Asidoza sebep olur. Kemik erimesine sebep olur. Bakteri, virüs ve mantarlar asidik ortamda hızla yayılır. Bağışıklık sistemi çöker. Üç. Sofra tuzu tehlikeli bu nedenle. Himalaya tuzu tam aksine 84 çeşit mineral içerdiği için asidozu önler. Bir. Damar sertliğini önler. İki. Çünkü kalsiyum da var. İçerisinde 84 çeşit mineral var. Asidozu önler. Yani sofra tuzu ne kadar tehlikeliyse Himalaya tuzu o kadar faydalı. Şimdi diyeceksiniz ki ya nereden bulalım Himalaya tuzunu? Evet, yani izleyicilerimiz bunu kesinlikle merak edecektir. Nerelerden bulabilirler? Gemiyle gelir yolda. Yarın bir gün biz getiriyoruz Himalaya tuzunu Pakistan'dan. Şimdi Pakistan'da bu çok ucuz aslında. Sudan ucuz derler ya, öyle ucuz. Fakat gemiyle geldiği için bir, gümrük ödediğimiz için iki, vergisini ödediğimiz için üç, birazcık maliyeti çıkıyor. Normal olarak da Himalaya tuzunu bazıları 20 liraya satıyor. Bazıları 60 liraya satıyor kilosunu. Bazıları 30 liraya satıyor. Fahiş fiyat. Allah bu milletten, bu zalim insanları korusun. Amin diyelim. Evet. Biz kaç liraya satacağız bunu? Kilosunu 5 liraya. 5 liraya kurtarıyor. Biz de kar ediyoruz. 50 liraya satıyor. O da kar ediyor. 5 liraya satıyoruz. Biz de kar ediyoruz. Yani neden insanlara bu zulüm? Anlamış değilim. Allah akıl fikir versin inşallah. Evet, siz bunun satıyorum derken sizden alabilirler mi izleyicilerimiz? Tabii tabii. Bu hafta teslim alacağız. Pakistan'dan getiriyoruz. Biz kendimiz direkt getiriyoruz.